Valla annem böyle Semur. Her gün iğne oluyor bir de. Ön parça, arka parçalar ve kemer, değil mi? Şu arka üstteki alttaki de ön dilim olduğu için bakın etek ucundan başlıyorum üstüne kaymasın diye. Thank you.
dilimlerimiz eşit. Şimdi diğer yanına geçeceğim. Yapıştırdım. Katlama yerim burası. Yani kemer genişliğim bu kadar aslında. Tam onun yarısından 1 santim fazla. Bir de astarı takacağım için buraya 1 santim de pay vermiştim. Ona göre ayarladım. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Bakın böyle. Döndüğünde şöyle olacak. Tam bu plastiğe 1-2 milim katlama yerine kala yerleştirdim. Fermuarayla başlıyorum. Getirerek
işaretimi alacağım. Bakın şöyle buradan dikeceğim. Fakat şöyle yapmam gerekiyor değil mi bunu? Çevirdiğimde böyle dikilmiş olsun diye şu işareti buraya denk getiriyorum öncelikle ve sonra dikiyorum. Burayı tutturmak istiyorum. İğnelemekten ziyade makinayla tutturacağım. Şöyle biraz tutturacağım. Hatta burayı da bitirebilirim başlamışken. Payımız ölçüsü belli zaten. Onu katlayıp böyle güzelce ütüleyeceğim önce. Şöyle. Arkasını da ütülemek istiyorum. Şimdi
Bakın. Şeylerde görüyorsunuzdur eteklerde. Şöyle yatay bir sabunu al gibi. Şöyle bir çizgimiz var. Yırtmaç genişliği kadar yatay bir çizgi. Bu yırtmaçı iki parçayı da birbirine tutturmak için şuradan başlayacağız. Buraya kadar dikeceğiz ve burayı tutacak. Şöyle içten şöyle temiz gözükecek. Bunu çalışmaya yapacağız. Herhangi bir etek ucunda bakın şey yok. Bir kıvırma yapmayacağım. Çünkü zaten dilimleri ben özellikle oraya denk getirdim. Eğer kıvırmış olsaydım burada bir köşe çalışması yapacaktım. Şöyle dikip çevirecektim. Ama onu da yapmama gerek yok. Ben bu şekilde bırakacağım. Dediğim gibi şununla bakın şu parçaya dikerseniz kapalı yırtmaç olacaktır. Yani etek bu kadar açılacaktır ama arkadan. Herhangi bir açıklık gözükmeyecektir. Ben fakat şey yapacağım. Açıklık olmasını istiyorum. O yüzden sadece burayı dikerek yırtmacımı bitireceğim. Şimdi yırtmacı işaretini aldım. Şu payı, içe katladığım payı, bir tanesi açıkta kaldı. İçe katladığım payı önce sabit bir şekilde dikmek istiyorum. Şuradan aşağıya kadar. Payı da dikebilirsiniz, tutturabilirsiniz. Şimdi artık süs dikişini yapabilirim. Fazla kaydırmadan direkt şu sabunu daha öncesinde atan bir kumaşsa sıkıntı çıkartacak kumaş. Bu şekilde de dikip bırakabilirsiniz. Ben overlock'la dantel olduğu için direkt bıraktım. Fermuarı halledildi. Şimdi astarı yapacağız. Şimdi astarı dikiyorum. Ya önce yanları birleştirdim.
astarı yerleştireceğim. Buradan. Bakın. Şu yüzü yüzüne denk gelecek şekilde kemerin ucuna tersler bakın böyle dışarıda yerleştiriyorum ve dikeceğim. Tabii şuradan başlayacağım ki sıkıntı olmasın diye. Tam uç uca denk gelecek şekilde yerleştireceğim. Şöyle atıyorum bakın bu tarafa doğru dikerken. Burası kaçmasın diye. Fermuar astar ve bedenin arasında mı kalıyor? Evet. Sert bir soğuk. Tamam, görüşürüz. Şimdi şu açık alan kısmı da şöyle çeviriyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyor. Aldım. Şöyle çok oluşmasın diye fermuarı ortaya alıyorum ve şöyle dikeceğim. Kapatacağım artık orayı.
derine girmenin imkanı olmuyor. Eteğimiz hazır. Son ütüden sonra da bir vaziyette bakın fermuarı da böyle. Eteğin ucunu da ovalık çekip bırakabilirsiniz. Şey atmasın diye. Çok da dikmenize gerek yok. Ellerinize sağlık.